80'lerden kalma bir Sony el radyosu. Hiç çalışmıyor. Hiç ses yok. Sadece şu tün dediği yanıyor ama onun da bir anlamı yok. Herhangi bir şekilde ses gelmiyor radyodan. Bakalım bunu tamir edebilecek miyiz? Açmadan önce akım çekiyor mu bir onu kontrol edeyim. Pillerin arasına gireyim ampermetreyle. 5,5 miliamper civarında bir şey çekiyor aslında. Ses çıkmayan bir radyo için normal. Ama tabii niye ses çıkmıyor ona bakacağız. Oldukça basit bir devre ama devreye ulaşmak zor. En sevmediğim tamir tipi. Önce bakalım hoparlör ve bağlantıları sağlam mı? En azından onları devreden çıkaralım. Sağlam görünüyor. Anteni ayıralım. Bunları da sökmek gerekecek maalesef. Bunu tekrar toplamak zor olacak ama yapacak bir şey yok. Şu LED'in bağlantılarını da açıklayalım. Bu iplik dağıldı, bu kötü. Bu gerçekten çok uğraştırıcı bir şeydir. Kanal çevirdiğiniz zaman bu düğmeyi ileri geri oynatıyor bu şekilde. Beslememizi şuralardan verebiliriz. Artı burada. Şuraya da geçici olarak bir led taktım. Şimdi gördüğünüz gibi bu radyonun kalbi bir tane entegre devre. Zaten bütün alıcı devresi de, çıkış devresi de bu entegre devrenin üzerinde. Maalesef bu radyonun servis manuelini bulamadım. Çok benzer bir radyonunkini buldum. Aynı entegreyi kullanan.
Şimdi bu tür nörallerde tek bir entegre her şeyi yapıyor. Tabii ses çıkmıyorsa da önce entegreye bakacaksınız. Çıkış var mı yok mu? Şimdi ben burada radyonun üzerinde bu bacakları söktüm. Sağ alt köşede dikkat ederseniz güç amplifikatörü var. AF Power Amplifier yazan. Onun 24 numaralı bacağına dokunduğunuz ya da bir sinyal verdiğiniz zaman hoparlörlerden bir çıkış almanız lazım. Hiçbir çıkış yok. Onu kontrol ettim. O zaman yapacak çok da fazla bir şey yok. Entegre gitmiş demektir. Çünkü dikkat ederseniz entegrenin 23 numaralı bacağından işte kuvvetlendirilecek olan sinyal çıkıyor. 24 numaralı bacağına giriyor. Hani emin olmak için oradaki bütün parçaları söküp 24 numaraya önce dokundum, sonra da bir sinyal jeneratörüyle dokundum. Hiçbir ses yok. Yani burada çok fazla arıza aramaya gerek yok. Entegre gitmiş. Peki ne yapacağız? Bu aynı entegreyi bulmak neredeyse imkansız. Gördüğünüz gibi o söktüğüm parçalar 24 ve 23 numaralı bacaklardan çıkanlar. Hani onlar iyice açıkta kalsın ki bacaklara dokununca bir şey oluyor mu diye bakmak için öyle yaptım. 24 ve 23 numaralı bacaklar tamamen boşta. Yani maalesef gitmiş bir entegreye yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Bakalım neler yapacağız. Tabii bu entegreyi de sökmek o kadar kolay değil. Çok minik bir entegre. Evet, bu led de sürekli yanıyor. İşte söktüğüm parça uçları burada. Şimdi benim dikkatimi bir şey çekti. Bu Sony'nin çok kullanılan bu entegresi var. Bu CXA1191M neredeyse 80'li yıllardaki bütün radyolardan bu çıkıyor. Şaşırtıcı bir şekilde fark ettim ki bacak bağlantıları bu radyonun üstündeki entegrenin bacak bağlantılarıyla birebir aynı. Ben de şansımı denemeye karar verdim. Yani ne kaybederim ki, zaten entegre yapmış. Yani tamir edilebilecek bir şey yok. Bu C1303G entegresi. Bunun yerine o Sony'nin diğer entegresini değinmesem acaba çalışır mı? İşte entegreyi çıkardım biraz uğraşarak. Hatta bir tane yolu da tahrip ettim. Bakalım öbürünü nasıl yapacağız? Vallahi bayağı şeyle uğraştım. Lehimlemeyle uğraştım. Ve bingo! Sony'nin entegresi birebir çalıştı. Çok enteresan. Ama şu led bir türlü sönmüyor. Orada hala bir arıza var. Radyoyu toparlamak için şu sonradan taktığım LED'i bir çıkarayım şuradan. Bir radyoyu sökmek kadar toparlamak da tabii sıkıntı. Bakalım nasıl yapacağız. Bu tür radyolarda en zor işlerden biri tabii ipliği toplama. Yani ipliği hareket ettiren, ipliği doğru şekilde yerleştirmektir. Eski ipliği yerleştirmeye bayağı bir uğraştım. Fakat maalesef başarılı olamadım. İpliği de birkaç yerinden kopardım. Sonra başa döndük tekrar. Yeni bir iplikle. İşte gördüğünüz gibi
sağ olsunlar servis kitapçığına koymuşlar nasıl yapılacağını. Tek tek bunlara uyarak işte nereden hangi turu dönecek vesaire, yayı nasıl bağlayacaksınız, nasıl düğüm atacaksınız hepsini göstermişler. Yeni bir iplikle başladım işe. Oradaki ölçüleri uygulamama rağmen yay kısa geldi. Araya küçük bir tel parçası koydum. Bu şekilde uydurdum zannediyorum. Ve de sonuç bu. Çalıştı. Ama onun videosunu çekseydim herhalde bir saat sürecekti. Bayağı bir uğraştırdı çünkü. O yüzden o kısmı atlamayı tercih ettim. Şimdi mesela bildiğim işte 100 MHz'deki bir istasyonu bulup tam onun karşısına denk getireceğim. İvrenin de doğru yerde olmasını sağladım. Ondan sonra da oraya bir Japon yapıştırıcı sürdüm. Hani ibre de yerinden oynamasın bir daha diye. Artık radyomuzu toparlayabiliriz. Bir daha deneyelim. Kafe ve restoranlara HES koduyla giriş yapılabilecek. İç ve dış mekanların kullanımı farklı olacak. İç mekanda kapasitenin en fazla şu ön taraftaki ledi de yerine bağlayalım. Evet, radyoyu çalışır hale getirdik. Fena çalışmıyor ama hala benim eksik bulduğum birkaç nokta var. Onları da artık daha detaylı belki ileride boş vakit bulursam yapmayı düşünüyorum. Bir tanesi bu tune yazan yani ayarlanmayı gösteren LED'in sürekli yanması. İşin enteresanı öbür bozuk entegre varken de bu sürekli yanıyordu. O yüzden ona bir bakmam gerekecek. İkincisi orta dalgada ve uzun dalgada hemen hemen iç istasyon bulamıyor. Muhtemelen bir ara frekans ayarlaması gerekecek yeni entegreyle çünkü hiçbir şey bulamıyor. Ha çok lazım mı? Değil çünkü orta dalga ve uzun dalga hiç dinlemiyorum. Ona da bir boş vakitte hobi projesi olarak bakabilirim. Normalde hani dinlediğimiz FM herhalde çalışıyor. Şimdilik bu fonksiyonlarıyla radyomuz yeterli. Dediğim gibi yani daha detaylı bir şeyler yapmak istersen belki ileride onlar için de bir video çekelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.